Arkadaşlar merhabalar. Roland T70 modelinde fabrika eğitimlerini tanıttığımız video serisinin üçüncüsüyle karşınızdayım. Bu videomuzda üçüncü bankadaki 8 tane fabrika eğitimini sizlerle paylaşacağım inşallah. Şöyle mesela listeye tekrardan gelirsek. Şu görmüş olduğunuz listedeki eğitimleri göstereceğiz. Şimdi ilk eğitimimiz üçüncü bankanın birinci eğitimi Bogie seçili. Varyasyonumuz kapalı. Advanced'ımız kapalı, Lower'ımız kapalı. Ritmimizin en sakin ilk hali karşınızda. Buyurun. Biraz tempolayalım. Advanced açık. Lower açık. Atak ve varyasyon. Lower kapalı. Advanced kapalı. Evet, ilk ritmimiz böyleydi. İkinci ritmimiz Rock'n'Roll. Rock'n'Roll'la devam edelim. Buyurun. Advanced açık. Lower açık. Atak ve varyasyon. Lower kapalı. Advanced kapalı. Üçüncü ritmimize devam edelim. Üçüncü ritmimiz twist arkadaşlar. Buyurun. Advanced açığı. Lower açığı. Atak ve varyasyon. Lower kapalı. Advanced kapalı. Arkadaşlar kanalımı takip eden arkadaşlar bu da zaten klavye çalışmalarında alışılagelmiş bir çalışma değil. Ben zaten hani bu tarz çalışmalar yaparak da biraz farkımı ortaya koymak istiyorum ama bunu sadece fark yaratma maksatlı yapmıyorum. Çünkü ben beni takip eden arkadaşlar bilirler yani birçok tarzdan çalmaya çalışıyorum. Hoşuma ne gittiyse, kendimde ne bulduysam veya klavyenin imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde hangi parçayı güzel hazırlayabileceğimi düşünüyorsam tabii zaman zaman sizden gelen isteklere de dikkat alıyorum. Kendim beğendiklerimi de hoşuma giden parçalara da dikkat alaraktan bir içerik üretme gayreti içerisindeyim ve Allah nasip ettiği sürece de bol bol içeriklerle karşınıza devam edeceğim. Bu twist ritmini video çalışmalarımdan FD, F'ye dümdüz açın. Ben kısaca FD adlı bir parçası var. O da yıllar önce hazırlanmış. Kendi döneminde tutulan bir parçaydı. Şu an günümüzde çok fazla dile gelen bir parça değil. O çalışmayı bu ritimle hazırlamıştım. Dileyen arkadaşlar canlı performans çalışmalarımda yani YouTube'a Roland T70 ben kısaca FD diye arattıklarında bu çalışmaya da ulaşabilirler. Dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, bu açıklamayı da yaptıktan sonra dördüncü ritmimize devam edelim arkadaşlar.
Advanced açık. Lower açık. Attack ve varyasyon geliyor. Lower'ı kapatıyorum. Advanced'ı kapatıyorum. Evet, 5. ritmimize gelelim. Slow olarak bir parçaya başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Duydum ki unutmuşsun parçası var. Bunu Rolante 70 ve E40 çalışmalarımda 10 yıl önce hazırlamış olduğum bir videoda kullandığım ritim bu. Aynı zamanda yakın zamanda da Roland E40'la hatta orada E40'a özel bir ud sesi ve keman sesiyle birlikte yorumlamıştım o parçayı. E40'da kullandığım ritim de gene bu ritim arkadaşlar. Slow olarak bir ritmi yani bu tarz parçalar güzel biçimde gidiyor. Buyurun. Advanced açık. Lower açık. Atak geliyor ve varyasyona geçiyoruz. Lower kapalı. Advanced kapalı. Arkadaşlar bu dinlemiş olduğunuz ritimle önceki video serisinde de bahsetmiştim. Yani benim en sevdiğim ritimler 2. bankadaki 8 bit ve 16 bit ritimleriydi. O ritimlerle beraber bu slow rock bir ritmi de gene en sevdiğim ritimler arasında. Yani bu E70'in slow ritimleri gerçekten çok güzel. Dediğim gibi yani ben aynı zamanda PA500 ve PA800 modellerini de kullandığım için onlarda da tabii ki güzel ritimler var. Bir kere her şeyden önce daha üstün oklar, daha yeni teknolojilere sahip ama ya dediğim gibi bu yani eskilere de duyulan özlemler de işte bu orgu bu ork yapan ritimlerden birisi de bu. Yani bu havayı ben yeni nesil orklarda alamıyorum ki. Geçmişinde E70 kullanmış arkadaşlar yani benim ne hissettiğimi, bu konuda ne ifade etmek istediğimi daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Biraz tempoyu düşüreceğim. Eşlik açtım lower. Atak veriyorum ve varyasyonu geçiyorum. Lower kapattım. Advanced kapattım. Arkadaşlar bu ritimde kullandığım bir çalışma yok ama şunu söyleyeyim, eğer Allah nasip ederse inşallah onu da hazırlayayım. Allah rahmet eylesin önce, her şeyden önce rahmetli Barış Manço'nun unutamadım diye efsane bir slow parçası vardır, yani bunu herkes bilir. İşte bu ritim o parça için 10 numara bir ritim. İnşallah Allah nasip ederse bu ritmi kullanaraktan size
o parçayla hazırlarım diye ümit ediyorum. 7. ritme devam ediyorum. Evet, dans açık. Dinlediğiniz ritim ballad bir ritmi. Lower açıyorum. Atak ve varyasyon. Lower kapalı. Edras kapalı. Ve sonuncu ritmi de dinleyelim arkadaşlar. Bu da ballad 2 ritmimiz. Buyurun. Edras açık. Lower açık. Varyasyona geçtim. Lower kapalı. Edras kapalı. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Üçüncü bankamızdaki ritimler de bunlardı. Seni takip eden dördüncü videosunda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.